Evet, şu anda PKK-YPG terör örgütünün ana komuta merkezlerinden bir tanesindeyiz. Burası eskiden bir gıda deposu olarak kullanılıyormuş PKK-YPG bölgeye gelmeden önce. Ama onların gelmesiyle birlikte burası onların ana karargahlarından, sözde karargahlarından bir tanesi oldu. İşte bir yanda kıyafetleri hala burada duruyor. Bir yandan da hemen dönelim Hakan Gült'e, gösterelim işte bir mühimmat deposu aslında burası terör örgütüne ait. Bir mühimmat deposu, işte silahları, bombaları, pek çok şeyi burada bırakıp kaçıp gittiler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun buraya gelmesiyle birlikte. Hemen kaldıralım yine işte havanlar. Havanlar, bu bir tuzakları yine hemen burada bulunanlardan birkaç tanesi. Kaldırıyoruz işte yine burada mühimmatları. Tabii kontrolün kaybedilmesinden sonra burayı terk edip bırakıp kaçıp gittiler ama hemen size burada bir tuzak daha göstermek istiyorum. İşte o, bu bir tuzakları, hemen burada misinalar var. Gösterelim şöyle. Hakan görebilecek misin bilmiyorum. İşte bu misinalara tuzaklama yapıyorlardı ve elbette Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu bu misinayı görmediği için de bu tuzaklamış oldukları mayınlar patlıyordu. Toprağa gömmüş oldukları mayınlar, işte burada da bir tanesi hazır, bırakıp kaçtıkları bu bir tuzaklarından, tuzaklı mayınlardan bir tanesi. Devam edelim bu deponun daha diğer taraflarında neler var. Evet, hemen gelelim böyle Hakan. Burada yine yukarıya çıkan bir merdiven var. Dedik ki burası ana komuta merkezlerinden bir tanesiydi terör örgütü PKK-YPG'nin. Hakan gidelim, devam edelim biraz daha. İşte yine bir oda. Burada da kullanmış oldukları karargahlardan bir tanesi. Ve işte malum tüneller. O tünellerden burada da var. Bir tanesi burada. Üstü yine saçla kapatılmış. O açık değil, açmayalım ama istersen Hakan buradaki tünele bir girelim. Bu tünelde nelerle karşılaşacağız? İşte PKK-YPG terör örgütünün kazmış olduğu tünellerden bir tanesi ve bu tüneller özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında da görmeye alıştığımız tünellerden bir tanesi. Zira betonla, çimentoyla harçları kazılmış, o betonla kaplanmış. Tel Abyad merkezdeki tünellerden biraz daha geniş olduğunu söyleyebiliriz bu tünelin. Motosikletlerle kaçmak için de kazmış oldukları tünellerden bir tanesi elbette. Kilometrelerce metre uzunlukta. İşte bakın, aslında buraya bir tünel demek mümkün bile değil. Burada farklı bir yaşam inşa edilmiş terör örgütü üyeleri tarafından. Oda oda kaçış noktaları, çıkış noktaları var. Yine burada da bir oda, gıda deposu olarak kullanıldığını söylemiştik. Yine kutu kutu konserveler, sular da burada yer alıyor. İşte böyle gelelim Hakan. İşte yine burada onlardan kalan sular, eşyalar. İşte burası bir tünel aslında. Terör örgütü PKK-YPG tarafından kazılmış bir tünel. Ama tünel demek çok mümkün değil, görmüş olduğunuz gibi odalar var. Hatta öylesine çalışılmış ki, öylesine yapılmış ki bunlar. Odalar çimentolarla kaplanmış, betonlarla kaplanmış bir toprak tünelden daha ziyade her bir noktaya açılan gizli gizli kapılar, odalar, yine elektrikleri burada. İşte tünellerden bir tanesinin çıkış noktası da yine burası. Buradan hemen bakalım. Hakan da gel sen de böyle. Burada da yine bir oda var. Sen geçtikten sonra açayım kapıyı. Evet, yine bir... Burasının daha işi bitmemiş, işleri yarıda kalmış. Zira 13 Ekim itibariyle Tel Abyad tamamen kontrol altına alınmıştı, hatırlayacaksınız. İşte bu sebeple bir kısmının işleri tabii ki tamamlanmamış ama işte o terör tünelleri, kilometrelerce metre uzunluktaki terör tünelleri, onlardan bir tanesi ana karargahlarından biriydi Tel Abyad'daki terör örgütü üyelerinin. Hemen çıkalım buradan da devam edelim. Hakan Günte ile birlikte ekrana getiriyoruz bu görüntüleri. Şuradan dışarıya doğru baktığımızda neler göreceğiz Hakan? Hemen ona da bir bakalım. İşte yine burada da muhtemelen karargahın hemen yanı başında
SİHA'larımızın koordinatlarını tespit ettiği noktalardan biri bombalanmış. Ve işte o odalardan bir tanesi hemen bu tünele çıkıyor. Daha burası da kazılmış ama buranın da işi henüz bitmemiş. O Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın yardımıyla, özellikle Fransa'nın çimento fabrikasının desteğiyle bunların pek çoğunun işçilikleri tamamlanıyor. İşte yine burada briketler o tünellerin içerisini hazırlamak için yapılmış noktalardan bir tanesiydi. Evet, PKK-YPG terör örgütünün ana karargahlarından bir tanesindeydik. Yine o malum tünelleri görüntüledik ve onların dışında elbette o hain tuzakları, mayınları, bombaları, mühimmatları da yine buradaydı. Tel Abyad'dan izlenimlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. Söz şimdilik sizde.